Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. 7. ünitenin quiz sorularını birlikte çözeceğiz ve konuyu ne kadar anladığınıza bir bakacağız. Quiz soruları nerede hocam? Tabii ki quizin PDF şeklindeki halini kelime listesi ve kelime sınavıyla birlikte dilekdemirel.com web adresinde bulabilirsiniz. dilekdemirel.com web adresine giriyorsunuz. 5. sınıf bölümünde İşte bu Eyvah Yazılı dersinin quizini, kelime sınavını ve kelime listesini bastırıp önce kendiniz çözüyorsunuz. Daha sonra da bu videoda çözümleri kontrol ediyorsunuz. Hatalar oldu, eksikler oldu, takıldığınız yerler var. O zaman hemen YouTube kanalındaki 5. sınıf konu anlatımı bölümünden 7. ünitenin konu anlatımını izliyorsunuz ve daha sonra bütün sınavlardan 100 alıyorsunuz. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Hem web sayfasında hem de YouTube kanalında desteklerinizi bekliyorum. Bu kanal sizin desteklerinizle ayakta duracak ve yeni videolarla devam edecek. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Şimdiden teşekkürler. Evet, quizin ilk bölümünde her zamanki gibi görsellerle kelimeleri eşleştirme bölümümüz var. Henüz quizi bastıramadıysanız, önce videoyu açtıysanız, o zaman şöyle yapın. Soruları kendi kendinize çözmeye çalışın. Bir defter kalem hazır olsun. Daha sonra çözümlerini kontrol edin. Ama önce burada durup hemen gidip bastırabilirsiniz ve daha sonra benimle çözümleri kontrol ederseniz çok daha iyi olacaktır. Şimdi öncelikle kelimelere bir bakalım ve eşleştirmeyi yapalım. Okay. Match the expressions with the picture. Bu İngilizce söylemlere de artık kendinizi alıştırmaya çalışın. İleride sadece İngilizce sorular çıkacak. Yanındaki Türkçe parantez içindeki bölümler olmayacak. Evet, beverages. Beverage şu S harfiyle birlikte çoğul hale geliyor. Ne demek? İçecekler. Cookies. Cookie de aynı şekilde kurabiye. Cookies, kurabiyeler. Clown, palyaço. Crayon, çoğul hali crayons, pastel boya, pastel boyalar. Party hats, herhalde bunu hepiniz direkt doğru yapmışsınızdır. Banko, parti şapkaları, yine S harfi çoğul yaptı. Devam edelim. Balloons, bu da banko doğrulardan biri. S harfiyle çoğul oldu. Balloon, balloons, balonlar. Konfeti, Türkçede de biz bunu konfeti olarak kullanıyoruz. O yüzden eğer daha önce duyduysanız hemen bulmuşsunuzdur. Gift, hediye. Birthday cake, doğum günü pastası. Ve müzik band, müzik orkestrası. Müzik grubu da diyebilirsiniz aslında. Evet, şimdi ikinci bölümdeyiz. Number two, write the missing months. Eksik ayları yazmanızı istiyorum. Bu ünitenin içerisinde ayları, günlerin İngilizcelerini bilmeniz şart arkadaşlar. Bunları yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hatta birkaç arkadaş bir araya geldiğinizde sırayla biriniz bir ayı, daha sonra diğeriniz ikinci ayı da söyleyebilirsiniz. Evde eğer anneniz, babanız, kardeşleriniz İngilizce biliyorsa onlarla bu oyunu oynayabilirsiniz. Bilmiyorlarsa önce siz öğretin, sonra oyunu oynayın. Bu şekilde bunları öğrenmek durumundasınız bu ünitenin içerisinde. Evet, January, Ocak. February, Şubat. March, Mart. April, Nisan. May, Mayıs. June, Haziran. Benim doğum tarihim Haziran, 4 Haziran. Çok severim Haziran ayını. Siz de seviyorsunuz değil mi? Tatil geliyor çünkü Haziran'da. July, Temmuz. August, Ağustos. September, Eylül. Oktober, Ekim. November, Kasım ve December, Aralık.
Şimdi en baştan birlikte bir okuyalım. Benimle birlikte sayın siz de. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Evet, aylar bu şekilde. Ben bunu hatta kendi kendime bir şarkı haline bile getirmiştim konu anlatımında. Konu anlatımı dersine bakarsanız bulabilirsiniz. Siz kendiniz de müziğini, bestesini yaparak bununla ilgili bir şarkı uydurabilirsiniz. Bu ara herkes rap yapıyor, siz de yapabilirsiniz. Evet, üçüncü bölümde Cross the Odd Out, Odd One Out olacak. Bu D harfi yok. Cross the Odd One Out. Evet, farklı olan demek Odd One. Sıralamayı bozan kelimeyi çıkartacağız. Üzerine çarpı atacağız. Tabii siz buraya çarpı atamazsınız. dilekdemirel.com'dan bu quiz'i bastırdığınızda onun üzerine çarpı atın. Bakalım. January, March, Sunday, December. Ocak, Mart, Aralık. Bunların hepsi ay. Ama Sunday, pazar demek. Yani bir gün. Gitti. Odd one out. June, August, May, Summer. Haziran, Ağustos, Mayıs. İyi gidiyorduk. Yaz nereden çıktı? Summer, yaz mevsimi demek. Bu arada mevsimleri de hatırlayalım. Winter, kış. Spring, ilkbahar. Autumn, sonbahar. Bunları da bir tekrar edin. Party hat, konfeti, cookies, balloons. Şimdi parti şapkaları, konfeti, balonlar. Bunlar hep süsleme için kullandığımız şeyler. Ama cookies yiyecek, kurabiyeler. Bu yüzden odd one out. Decorate room, do homework, order cake, take photo. Decorate room, odayı süslemek. Order cake, pastayı sipariş etmek. Take photo, fotoğraf çekmek. Hepsi birthday party'ye uygun değil mi? Doğum günü partisini hatırlattı bize. Do homework, ödev yapmanın burada ne işi var? Bunu da attık. Odd one out. Here you are. Take care. See you. Goodbye. Bakalım. Here you are. Buyurun. Take care. Kendine dikkat et demek. Take care of yourself vardır mesela. See you. Görüşürüz. See you later. Bye diyorum ben size videonun sonunda değil mi? Görüşürüz. Hoşça kalın. Goodbye. Hoşça kal. Bunların hepsi vedalaşırken kullandığımız kelimeler. Here you are, buyurun demek. Hani ne alaka? Odd one out. Atalım gitsin. Evet. Şimdi number four, order the letters and write the days. Karmaşık verilmiş bu sefer. Harfler karıştırılmış ve günler var. Böyle değişik değişik. Ratusyda, Yusundina, Amoydin gibi. Hocam bunlar Japonca mı, Çince mi, Korece mi, nece diyeceksiniz. Biz bunları bir İngilizce haline getirelim. Düzelteceğiz, ortaya günler çıkacak. Hadi bakalım. Evet, Saturday. Saturday, günleri de hatırlamış olalım. Cumartesi. Sunday, pazar. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Genelde perşembe ile karışır bu arkadaşlar. Aman dikkat. Thursday, bakın şu TH sesini dilinizi dişinize sürtüp çıkartıyorsunuz. Th. Siz de deneyin. Th. Thursday. Telaffuz da çok önemli. Perşembe. Thursday. Friday, cuma. En sevdiğimiz gün, hafta sonu geliyor. Ve Wednesday, çarşamba, haftanın tam ortası. Şimdi pazardan başlayarak genelde İngilizce konuşan kişiler İngilizce öğretirken pazardan başlarlar saymaya. Biz de öyle alışmışız. Siz pazartesiden de başlayabilirsiniz tabii. Hadi biz pazardan başlayalım. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bu arada hemen gruplayacak olursak, Saturday,
Saturday and Sunday. Bunlar nedir? Weekend. Weekend days. Yani hafta sonu günleri, en sevdiğimiz günler, tatil günleri. Ama diğer kalan günler, yani Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Friday. Bunlara da weekdays diyoruz. Yani hafta içi günleri, haftanın günleri. Bunlar hafta sonunun günleri. Böylece günleri de birlikte tekrar etmiş olduk. Evet, bu tarz bir soru da sınavda, quizde karşınıza çıkabilir. Biraz daha zorluyor artık öğretmen burada. Read the invitation card. Invitation card nedir? İşte budur. Davetiye. Invitation card diyoruz. Bu davetiyeye bakacağız. Bu şirin baykuşların davetiyesine ve diyaloğu tamamlayacağız. Şimdi önce diyaloğu okumaya bir birlikte başlayalım. It's Jane's birthday next week. Jane, bu kesmezse aitlik biliyorsunuz. Jane'e ait. Yani bu doğum günü kimin? Kime ait bu doğum günü? Jane'in doğum günü. Haftaya next gelecek demek. Gelecek hafta. Jane'in doğum günü. I want to throw a surprise party for her. Şimdi throw a surprise party, sürpriz parti organize etmek, düzenlemek. Organize etmek veya düzenlemek. Throw a party, parti düzenlemek. Surprise girerse sürpriz parti düzenlemek. Kimin içinse işte bu for'dan sonra onu söylüyorsunuz. Mesela kimin için? For my mom, annem için. For my best friend, en iyi arkadaşım, kankam için. For my English teacher, İngilizce öğretmenim için. Ya da for Dilek teacher, belki benim için bir gün sürpriz doğum günü yapar birisi. Would you like to come? Gelmek ister misin? Karşımızdaki kişiyi davet ederken kullandığımız cümle bu. David de diyor ki, of course. Kabul cümlesi bakın. Kabul. Tabii ki diyor. Atlıyor yani bir tabirle. When is the party? Şimdi buradaki when soru kelimesi. Soru kelimelerini şimdiden çok iyi öğrenirseniz hayatınız boyunca İngilizce'de rahat edeceksiniz. When ne zaman demek? Yani hangi gün, hangi tarihte, ne zaman? Parti ne zaman? Hemen şu invitation karta bakalım. Ne zaman? Bakın burada söylüyor. On Saturday 22nd June. Burada duruyorum. Haziran'ın 22'si, 22 Haziran Cumartesi. Bakalım cevap. It is'le başlıyoruz. Tabii party it olduğu için cansız parti. It is bir tane partimiz var çünkü. Tarihlerden önce 10 koyuyoruz. Bakın on Saturday günlerden önce ve tarihlerden önce 10 kullanılıyor. Cumartesi 22 Haziran. Peki güzel. What time? What time? Saat kaçta? Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yine önemli bir soru kalıbı. Saat kaçta bu parti? Bak bu sefer burada vermiş. At 5 o'clock. Okay? At 5 o'clock. It is gene party. At 5 o'clock. Saatler etle yapılıyor arkadaşlar. Tıpkı bir etli yemek gibi. Etsiz lezzetli olmuyor. At 5 o'clock. Etli yemek. Etli saat. And where? Where nerede? Yine bilmen gereken önemli soru kelimesi. Neredeymiş bu parti? Bak adresi vermiş. 27 East Street. 27 East Caddesi. It is in bu sefer kullanıyoruz. Mekanda, adreste it's in 27 East Street. Okay, see you then dedi. Öyleyse görüşürüz demek. Görüşürüz. Bye. Evet, burada çok çok önemli şeyleri tekrar etmiş olduk. Number six, choose the correct one. Correct ne demek arkadaşlar? Doğru. Doğru olanı seçeceğiz.
Şimdi ya kabul edecek, accept kabul demek, ya kabul cevabını seçeceğiz veya refuse, reddetmek. Türkçede de bu duymuşsunuzdur belki. Çevrenizde çok kullanılır. Refüze ettim onu. O yüzden refuse dilimize de geçmiş bu anlamda. Reddettim demek. Refüze duyarsanız o da reddetmek demek. Parantez içinde ben size yardımcı olsun diye verdim. Kabul et, reddet, kabul et. Şimdi birinci davete bakalım. Can I invite my friends? Annenize gittiniz. Arkadaşlarımı davet edebilir miyim? Invite, davet etmek. Anneniz iyi gününde kabul etti. Accept. Gülen yüz. Tabii çocuğum. I'm afraid you can't mı? Sure mu? Hangisi kabul cümlesi? Kabul cevabı arkadaşlar. Tabii ki sure. Çünkü sure tabii ki demek. Sure diyebiliriz bunu aslında. I'm afraid you can't. Korkarım yapamazsın. Hastayım çocuğum, yatıyorum burada, görmüyor musun? Nasıl arkadaşların gelsin bizim evimize mesela? Can I have a music band? Ya, müzik orkestrası veya müzik grubu olabilir mi? Yani müzik grubu gelebilir mi? Parti diye kapacaklar herhalde. Refuse. Reddedecek. Yok artık, daha neler diyecek. Of course you can. I'm sorry you can't. Ses tonumdan bile anladınız değil mi? I'm sorry you can't. Üzgünüm. Olmaz. Of course. Bu da tabii ki demek. Yani sure'la eş anlamlısı. Of course eşittir sure eşittir tabii ki. Peki can I go out? Dışarı çıkabilir miyim anne? Dışarı çıkabilir miyim baba? Ne olur ne olur. Şöyle bir bakıyorlar size ve ifade bu. Hadi iyisin, çıkıyorsun. All right, I'm afraid not. All pekala, tamam. Çık bakalım. Korkarım yapamazsın. I'm afraid diyorsa kork zaten, red geldi demektir. Dolayısıyla bunlar olmuyor. Böylece kabul ve redleri de hızlıca bir tekrar etmiş olduk. Evet, şimdi read the situations and complete the dialogues. İşi iyice zorlaştırdık artık burada. Şimdi bu durumları okuyacağız ve işte biraz önce şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim demiştik ya. Bu sefer biz bu duruma uygun işte o yapabilir miyim cümlelerinden yazacağız. Hadi bakalım. Sandy wants to go to Jane's birthday party. Sandy, Jane'in doğum günü partisine gitmek istiyor. Annesi de ne demiş? Of course. Tabii ki. Öğrendiniz artık. Gidebilirsin. Ama önce bir sorsun bakalım Sandy. Anne gidebilir miyim? Ne olur ne olur. Can I go to Jane's birthday party? Can ile soruyoruz karşımızdaki o yapabilir miyim? Ne olur sorularını. Can I? Peki. You are hot. Hot sıcak. Fenalık geldi. Çok sıcak. You want to open the window. Pencereyi açmak istiyorsun. Öğretmene soracaksın. Öğretmen de tamam dedi. Okey. Sor bakalım. Can I open the window? Pencereyi açabilir miyim? Bakın durumdaki fiili ve bilgiyi kullanıyorsun. Go to Jane's birthday party. Open the window. Bir başına can I ekledin mi iş bitiyor. You want to telephone your mom. Anneni aramak istiyorsun. Bir durum var okulda. Ona bir şey söylemen gerekiyor. Telefon yok tabii okulda. O zaman hocandan rica edeceksin. Hoca da tabii ki sure diyor. Hemen kendi telefonunu uzatıyor. Nazik öğretmenimiz. Can I telephone my mom? Bak yine to'dan sonrasını kullandım. Telefon. Aa, dur burada. Hocam, güzel. To'dan sonrasını kullanıyordum. Burada your diyor, burada my diyor. Niye değişti bu şimdi? Söyleyeyim. Çünkü durumda diyor ki your senin demek. Yani sen, daha doğrusu şu i'yi kaldıralım. Sen senin anneni aramak istiyorsun. Durum bu. Halbuki burada ben benim annemi arayabilir miyim diye sorarım.
Yani ben annemi arayabilir miyim diye sorarım. Bakın annem, benim annem. Eğer buraya yanlışlıkla yormam yazarsanız siz kendi annenizi değil benim annemin telefonunu ararsınız. Olacak iş değil. Bu yüzden durumda yor diye verildiği soruda benim annemi arayabilir miyim? Kendi annemi demek için yorumaya değiştiriyoruz. Burası çok önemli. Tim wants to go to cinema. Tim sinemaya gitmek istiyor. Baba da diyor ki korkarım yapamazsın. Bütün ödevler duruyor. Bitmemiş bunlar. Haftaya sınavlar başlıyor. Sen nereye? Sinema nereye? Sen nereye? Dedi baba. Gayet ifadeyle. Sen halbuki son derece nazik olarak Can I go to the cinema? Demiştin. Gidebilir miyim? Go to cinema, go to cinema. Evet, bu zorlayıcı bölümü de atlattık. Bunları tam olarak hatasız yapıyorsunuz arkadaşlar. Sınavlar banko. 100 alacaksınız. Garanti veriyorum. Match them with the Turkish translations. Quizlerimizin olmazsa olmazı bu cümleleri, bak kullanımları, ifadeleri, bakalım Türkçelerini biliyor musunuz? Hemen eşleştirin. Bakalım. It's my sister's birthday next haftaya kız kardeşimin doğum günü. Of course. Artık iyice öğrendiniz bunu. Tabii ki. Okay, see you then. Bunu da Dilek Hoca'dan biliyorsunuz. Tamam, görüşürüz o halde. Hatta sonra görüşürüz. See you later deseydi daha iyiydi. When is the party? When neydi? Ne zaman? Zamanı soruyordu when. Where'de ise nerede olduğunu soruyordu partinin. Let's get a gift. Let's. Haydi demek. Hadi ne yapalım? Hadi ona bir hediye alalım. Would you like to come? Would you like ister misin kalıbı arkadaşlar? Bunu bu şekilde bilin. Arkada to'dan sonra ne yapmak istiyorsanız onu soruyorsunuz. Mesela would you like to go to the cinema? Sinemaya gitmek ister misin? Would you like to play football? Futbol oynamak ister misin? Hatta sizler de bununla ilgili örnek cümleler kurmak ister misiniz? Would you like to blah blah? Bu örneklerden yaparsanız bu kalıba da alışırsınız. Gelmek ister misin? May all your dreams come true. En iyi dileklerimizi sunduk. Bütün hayallerin gerçek olsun. Ve ben hepinize şu anda bunu gönderiyorum. Pozitif enerjim, motivasyonumla May all your dreams come true diyorum. Ve enjoy it. Keyfini çıkartın. İyi eğlenceler. Here you are da buyurun demek. Evet, number nine. Read the situations and write. What must you do? Must neydi arkadaşlar? Zorunluluk. Mecburiyet. Şimdi bu duruma bakacağız ve bu durumda bir şey yapmak zorundayız. Bir şey yapmalı. Onu söyleyeceğiz must'la. Durum ne? You have an English exam next week. Gelecek hafta İngilizce sınavın var. O zaman ne yapmalısın? Tabii ki senin sınavın var. I must study English diyorsun kendi kendine. İngilizce çalışmak zorundayım. Eğer tavsiyeyi ben sana verirsem, you must diye başlarım. Sen çalışmak zorundasın diyebilirim. It's your best friend's birthday party. Kankanın en iyi arkadaşının doğum günü yarın. Tomorrow yarın. O zaman ne yapman gerekiyor? I must buy a gift. Hediye almak zorundayım. Ben sana tavsiye verirsem, you must buy a gift derim. Hediye almak zorundasın. Almazsan vallahi çok kırılır, çok bozulur kanka. Okay, number 10. Read the message and write true false. Şimdi burada bir mesaj var. Bu mesajı okuyacağız. Mesaj Daisy'den geliyor. Daisy bize bir mesaj göndermiş. True false'ları yapmak için önce mesajı anlamamız gerekiyor. True doğru, false yanlış. Doğru, yanlış. Today is 1st June and it's my birthday. Bugün 1 Haziran
Ve benim doğum günüm. Görüyorsunuz neşeyi. Pür neşe bir durumda Daisy. I have a big birthday party. Kocaman bir partim var diyor. It's at 3 p.m. at home. Bu arada PM biliyorsunuz öğlen 12'den sonrası, AM sabah demek. Yani 12'den sonrası dijital saatlerde 13, 14, 15, 16, 17 diye gider ya. İşte o 13'ten itibaren PM. PM diyorsa öğleden sonra. Eğer buraya AM deseydi Daisy, sabahın 3'ünde daha uykumuz açılmadan, afyonumuz patlamadan sabah sabah parti yapmış olurdu. Evdeymiş parti, at home. I have a lot of gifts. Bir sürü gift hediyem var. My friends sing happy birthday to me. Sing happy birthday demek aynen şu arkadaşlar. Happy birthday Daisy. Happy birthday Daisy. Şeklinde şarkı söylüyorlar. Söylerler bana. My mom, annem, anne yapmış doğum günü pastasını. And there is a music band. Wow. Bir de orkestra çağırmışlar. Efsane parti ya. I'm so excited. Çok heyecanlıyım. To be excited. Heyecanlı olmak. Kelime bilgini 5. sınıftan geliştirmeye başlarsan 7-8 liseye geldiğinde çok rahat edeceksin. Şimdi okuyalım. Daisy's birthday party is on 21st. 21 Haziran'da mı? Yo, 1 Haziran'da. False. Her party is at home. Parti evde mi? Evde. True. She doesn't have any gifts. She doesn't have diyorsa hiç hediyesi yok. Any olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılıyor sadece. Bu da olumsuz bir cümle. Yo, bir sürü hediyem var dedi. False. Her mom makes her cake. Evet, my mom makes my cake dedi. True. Benim annem dediği için my kullandı bakın. Benim annem benim doğum günü pastamı yapar. Biz kızdan bahsettiğimiz için onun annesi onun doğum günü kekini yapar dedik. Her onun demek bayanlar için. Yani kadınlar için veya kızlar için. Bu arada eğer erkek olsaydı his diyecektik. Onun. Erkekler için. Bunu da söylemiş olayım. My neydi? Benim. Benim. Your. Senin. Bunları da buraya dipnot olarak düşeyim. Okay, she's excited. Evet, hatta buraya bir so ekleyelim daha da güzel olsun. She's so excited. True. Doğru. Evet arkadaşlar, quiz'i bitirdik. dilekdemirel.com web adresine girdiğinizde bu quizin yanı sıra bir de kelime listesi göreceksiniz. Kelimelerin boş hali ve cevaplanmış hali. O kelime listesini de alın. Yanına Türkçelerini yazabiliyor musunuz? Bir bakın. Böylece kelimeleri çok iyi öğrenmiş olursunuz. Evet, bu kanalın devam etmesini istiyorsanız, hocam bitmesin bu dersler, süper anlatıyorsun, emeğe saygı diyorsanız hemen şimdi videoyu alttan beğenmeyi unutmayın. Like'larsanız ben de mutlu olacağım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 5. sınıfa ait tüm konu anlatımı derslerini yandaki oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ayrıca kanal ana sayfadaki oynatma listelerinin altında test ve yazılı hazırlık bölümlerinde de yine test sorusu çözebilir ve sınavlara hazırlanabilirsiniz. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bunlar Facebook, Twitter ve tabii ki Instagram'da takip bekliyorum. dilekdemirel.com web adresine hemen giriyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.